troll diyor. Sakin olun. İnsi olun. Temple'ı bilmiyorum ama troll buldum. Temple ararken troll buldum. Peki oklarımız asit. Asit. Asitlere geçin. Evet ilerlevet. Spirit Guardians'la birlikte kızım. 19 artı 15 ne olur ne olmaz. Şunu iç. 5 mi? 5 mi? Tövbe. 5 ne lan? Bir troll var değil mi? Hepimiz önce miyiz? Yok. Dönerin dille patiseri yantılas önceyi. Dönerin dilin çok acayip bir şey yapması zor. Elinde yay var. Şu anda Overwatch yapması lazım. Sonra girer kombata. Herhalde advantage'da yapacağım Overwatch'u. Overwatch. Senden de ama gör, Hunter's Mark'ı koyabilsen çok iyi olacak ama bir dahaki seferim. Abi iki Overwatch. Gel bakayım troll. Şak. Aa göründü. Öbür herif de görünecek. Fazla yakın. Colossus Slayer var bende. Doğru. Görünmedi. Ah. Ben 5 iyileştiriyorum herif. 2 atak diyor. Dikkat ediniz. Bu ne demek? Targeted by Spirits. Fena değil. Yarım damage'ın, yarım canını şimdiden vurduk. Abi trolldür. Hani tehlikeye girmeyelim. Daha güneye gitmiyor gibi görünüyor. Bu bir troll olduğuna göre. Ben de bunu atarım. Scorching Reed attık. Kızım go. Strike. Stunt. 2 mi? 2'de 6'yı gerçekten 1-1 attın değil mi? Ama öbür damage'e ek attı. D6, 4... Bir şeyler attı üst üste. Bir kere silah 2D6 attı. O niye artı 1 vurmadı? 2D6 artı 1 vurmadı. Bu silah ne vuruyor? D6 artı 2. Bu ne? Bu ne acaba? Nasıl çalıştığını anlamadım ben bunu ama şu Decisive Strike'di herhalde. 2D6... 1D6 artı... Allah Allah. Tam anlamadım sistemi. Bir şeyler vurdu. Ben abi artık geliyorum troll diye. Troll mürol dinlemem. Troll'e sıra geldiğinde ölmüş olacak. Neden Advent? Stun var abi zaten. Crips. Bir daha. Tebrik ederim. Başka troll yok mu? Emin olmayın. Sandığı da buraya koymuş. Ha burada da treasure var. Sandığı da trollün önüne koymuş ha. Ulan ilerlemet iyi gördün ha. Başka bir şey yok. Şu sandığa bakın bakayım. Galiba başka bir şey yok. Ulan ne pismişsin. Ne pis diyenmişsin. Trollün önüne tuzak sandığı. Ama buraya club. Yemek, troll dili. Kes... Patisserie Yantala, sen anlarsın bu işlerden. Yana yere bunu al. Cure Wounds ve Sunbeam. Allah Allah. Nasıl bir siper bu ya? Radiant damage. Kimin speli bu? Clerical spell mi? Bakarız. Cure Wounds var bir de. İlerlebet. Cure Wounds scroll'unu al. Sunbeam kim cast edebiliyor? Kim aldı? Mage speli. Kaçıncı level spell acaba Sunbeam? Sunbeam'e bir bakayım. Benim çuktusu yaptığım bir spellse kaçıncı level spell acaba? Onu bilemiyorum. Güçlü bir şeyse. Beautiful Boots of buldum. Hande Haversack olan bir tane daha bulduk. İyi mi? Komedi. The Gold Dragon Statuette. Available item that you can sell. Peki. Bronze Crown of Telling. Unidentified Potioning. And the Haversack.
Bir de Bulsov. Hepsini birden alalım abi. Handhavers ekibimiz alırız. Kim alacak? Artık bir ağırlık problemi kalmamış oluyor. Al abi. Şunu da at yere gitsin. Bulsov'u identify edeceğiz. Bunları satacağız. Cure Wounds da burada dursun. Çok da önemli değil. Bir iki tane identification çıktı. Potion'la Bulsov çıktı. Peki bu söz edilen temple'ı var mı öyle bir temple gerçekten? Şuraları da var mı acaba başka bir şey? Bitiyor harita ya. Doğuda dedi. Belki de dediği budur. Valley of the Eternal belki şimdi Eternal çünkü bunların tanrıları falan da yok elflerin. Bunlar münafık Allahsız kitapsız herifler. İnsanlar getirdi Solasta'ya tanrıları ve inancı diyor hikaye. Dolayısıyla bu elflerin Eternal dediği şey tanrılarla falan ilgili olamaz. Daha çok herhalde şeyle ilgilidir. Kendi zaman içinde hapsolmuşluklarıyla falan ilgili olsa gerek. Burada da bir şey yok. Villa kaldı. Villaya girecek resource kaldı mı? Üçüncü level'ları bitirdik. Villaya girecek resource'umuz var mı dersiniz arkadaşlar? Üçüncü level'ları bitirdik ya. Spirit Guardians da gitti. Bu da son üçüncü level spellimizdi. Acaba cesaretimiz var mı aşka? İkinci level spellerle. Ya o villada herhalde ork vardır. Bir ork villası yani. Ork evleri 2023. Orkish panorama. Bronze save'le gir diyorsun. Peki. Deniyorum. Spirit Guardians'ım da yok. Var mı? Scroll'u yazdık mı? Daha yazıyoruz değil mi? Yok. Protection from Energy yazıyoruz. Mage. Peki ne var elimizde? Karşımıza ork çıkacak olursa. Her bir şey çıkacak olursa. Bir Shatter, bir Scorching Ray var. Burada Hunter's Mark zaten sürüyor. Başka da bir şey yok. Cure var. O önemli. Hatta kullanalım. Ablanı bir cure et bakayım. Dokuz. Kendini cure etme. Good Berry'e kalsın. Bir de Hunter's Mark'ı yenilemek isteyebilirsin. Ork Archer'lardan biraz demince sende olur. Sende pek bir şey kalmamış. Sende scroll ne var? Bir sürü magic missile scroll'u şuraya alalım. Onları atacağız biz belli ki. Boşuna mı yazdık? Böylece DM'e de ayıp etmemiş oluruz. Belli ki bu haritayı bir oyunluk olarak düşünmüş DM. Ben olsam haritayı açmalarını bir oyun olarak oynatırdım. Peki Magic Missile'ın kendisinden yapabiliyor muyum? İkinci level spell'im de var. Bir Shatter var, o önemli. Tek area damage'imiz o galiba. Sende de üçüncü level spell kalmadı. Kalabalık durumda Flaming Sphere işe yarar. Spiritual Weapon orklara karşı işe yarar. Yangın saçlı, alev saçlı ne bu? Alev yeleli. Yalaz yele diyelim ona biz. Ork boss var bir tane. Buradaysa Blindness Constitution save mi? Yaramaz. Constitution'unu tuttururu. Ama Bane var. Bless'te yok. Guiding Bolt var. Ve Shield of Fate var. Şey bittiğine göre Spirit Guardians, Shield of Fate ve Bane kaldı. Concentrate olacağımız. Sende durum ne? İki tane Thunder Wave, Magic Missile falan bir şeyler var. Pekala. Girin bakalım ne varmış. Kesin altından kalkamayacağımız kadar zor bir kapıyı açıyoruz şu anda. Hadi bakalım. Sinsi yapın. Bir şey olmaz ye diyor. Doğru.
Girdik villadan içeri. Zifir karanlık mı? Yapın cast light'larınız abi. Sen kendine değil de kardeşine yapıyordun değil mi light'ı? Kardeşinin magical bracer'larını yap. Oğlum buradaki iskelet sayısı nedir? Anneciğim. Şömine yanıyor. Şömine başında oturup insan yiyorlar. İnsandan büyük şeyler de var burada. Ogre mogre de var. Ork değil mi yoksa buradakiler ya? Bayağı bir şey yenmiş ve şömine yanıyor. O önemli. Ben duration problemimiz yok değil mi? Yok 7 saat filan. Dikkatli dikkat. Bu öbür tarafta mı? Nerede bu? Nerede o ya? Aa. Yakılamayan meşale yapmışlar. Sinsileyin. Girelim bakalım içeri. This former living room is barren of furnishing while the walls are still intact. Bones of various creatures. Something has been feeding in there. Evet, bir şey burada yemek yiyor. Bin tane şey yazdı. Ha mercenary base'i mi bulduk? Yok. Villa on the edge. Explore the upper villa. Explore the lower villa. Peki. Villanın altını üstüne getir diyor. Getirelim bakalım. Yukarıya bu çıkan merdivenler bunlar herhalde. O yüzden şimdilik lower villa. Nasıl bir villa bu? Boyut, bu ne? Chest. Boyut ne kadar? Şöyle çok devasa bir harita değil ama yani büyük bir villa. Şu kadar falan var. Peki. Buradan git bakayım. Ne oluyor? Bir sürü trezür yanıyor her yerde. Orada bir trapdoor var. Karşıda da bir elf büstü var. Bu nedir? Embroidered silk robe. Satılık. Ray of Enfeeblement. Hmm. Nasıl çalışıyordu bilmiyorum ama iyi fikir. Poison Bolt. Deep Pain bir şeyler. Şimdi bunları loot ol da. Acayip bir şey yok. Oğlum kapılar açık lan. Bana bak. Dikkat edin bak. Shield of Fate ile gezsem mi? O da kısa sürer yani. Ne kadar sürüyor Shield of Fate? 10 dakika. Çok da kısa değilmiş. Neyi bırakıyorum? Bane etmemek. Ne edeceğim? Magic Missile Healing. Ben Shield of Fate'i açıyorum abi. İman kalkanımı açıyorum. Yoksa korktum. Şimdi iman kalkanımla geziyorum etrafta. Siz geri durun. Guardian Flesh Eater. Ork değil. Vampir mi ne bu? Flesh Eater. İki taneler. Birisi bu, diğeri arkada. Hmm, ilerlebet önce oynuyor güzel. Light lazım. Şurada kapı savunması yapsak herhalde olur. Bunların ne olduğunu anlayıncaya kadar undead gibi görünüyor. Flesh Eater falan diyor. Tamam ben kapıyı savunuyorum. Gelin bakayım. Red'in meleğe atak. Yanayara senden de şimdilik şu anda geri çekilmeni ve cover verecek mi bizim çocuklar sana bilmiyorum ama geri çekilip Firebolt cantrip'ini bekletmeni istiyorum. Chill Touch undead'lere ne diyordu? Bana saldırırken problem olur diyordu. Yok. Cantrip atak Firebolt. Bir dakika, bir dakika nereye? Bir dakika nereye? Ben vurdum. Kız da vurdu. Hadi kuzen. Bir sıkıntı yok. Sadece kötüler. Neden disadvantage? Hyper light sensitive. Ha. Çok güzel. Light'lara dikkat. Şimdi içeri kaçtı yalnız. Otomatik disengage'i var. Buradan o katılıyor mu bu herif? Atılıyor. Ben buraya gelirim. Target. Karanlıkta bu adam ama ben de elfim. Ne ok atıyorum şu anda? Korozif. Peki. Şak.
Abi malum enflasyon, hayat pahalılığı falan derken et yiyenler böyle egzotik canlı. Tabii abi. Doğru söylüyorsun. Vampir falan olmasına gerek yok. Et yiyen diye bir tuhaf bir canlı türü var burada. Demek enflasyon iltismarı da bayağı vurmuş. İkinci poison arrow, şey asit arrow'umu da attım. Bunda da bir sıkıntı yok. Save atılıyor bunlara. Ben şuraya çekileyim de ne olur ne olmaz. Az hit point yok ha. Bir sürü damage vurduk biz bu heriflere ya. Şu anda benim gelip... Benim AC'm kaç? 20. Turumu da boşa geçirmekten de hoşlanmam. Şuna vurup çekili öldürebilir miyim acaba ya? Öldüremezsem tıkanırım ama o da tıkanır. Acaba bana gelip vurabilir mi? Bunları deneyeceğim. Gel bakayım. Şöyle deneyelim. Keşke bir short rest yapaydık. Bir 9 vurdum. Shocking Grasp. Shocked olmadı. Shocking Grasp'tan sonra yeni atakta yapamıyorum. Bana 50 yemiyor mu bu? Aa 50 yemedi. Neden 50 yemedi acaba? Neyse. Üzüm ye, bağını sonra döv. Aman kızım. 20 daha. 20 bir 4, bir 10 bir 5. Disadvantage çok önemli. Şu light'ları kaybetmeyin. Light'ları kaybetmeyin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Artık çok ya, turn undead falan bilmiyorum ki. Şimdi undead hikayesi başladı birdenbire. Biraz resource'ları dikkatli kullanın. Kontrol bizde madem. Bayram ziyaretindeyim. Monsieur ailesine selam vereyim. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar sana da. Et bayramını kutluyoruz biz de burada. Az önce Alp'in söylediği gibi. Et yiyenler acayip yaratıklar, mitolojik yaratıklar olmuştur diyor. Onlarla dövüşüyoruz. Ben buradan buna bunu atamıyorum. Buradan atıyorum diyor ama cover'lı atacaksın. Ya at şimdi, neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorum. Bunlar orklar, ogreleri falan yemiş. Yana yere stealth'i. Abi biz vegan değiliz de enflasyon gelmiş Rings of İltismar'a. İltismar da enflasyon olduğu için artık kimse et yiyemiyor. Is no longer eaten. Allah'ım yarabbim. Daha çok enflasyon etkisiyle yani. Bulsak yiyeceğiz yani. Belki bu vampir midir nedir? Bunlar vampir mi? Ne bunlar? Bunu da bilmiyorum ya. Wounded by light. Bu mesafeden ağzına ok atarım. Vuramam. Bir daha denerim. Bunu vururum. Bunu vururum. 13. Bir problem yok. Resistance falan yok. Hayvan gibi zar atmak var. 8'lik zarı 8, 6'lık zarı 6 atmak. Bu niye ikinci zar 8'lik? Bu ne? Ne bu? D8 mi atıyordu acaba o şey? Asit. D6 diye hatırlıyorum ama neyse. Bitti sonuçta. Bir daha abi. Bu sefer becerirsin artık. Elven Timblade. Baş. Abi bir atmayın şu 8'lik zarları ya. Şu 8'lik... Yani... Hangi zarı bir atmayacağını da bilmiyorum. Ölmedi bu. Light'tan damage yiyor. Ha. Sadece disadvantage... Bakın bu light'lar çok önemli. Sadece disadvantage değil. 10 damage yedi ya light'tan. Light'ta olduğu için. Sürün üstlerine abi. Madem öyle. Şöyle gir kızım. Senin iki hatan yok değil mi? Yok. Mümkün olduğu kadar az resource harcamak istiyorum. Yani Alp soktun beni buraya. Bir şey olmaz yeah diye vampirlerin arasına girdik. Kapıyı tıkacağım. Ama bununla, bununla diyorsun. Doğru söylüyorsun. Firebolt kapıya girerse. 10 damage çok iyi. Ah. İki ataklar. Uf. Drain. İki ataklar. Çatıya gidiyor. Drain ne demek? Maximum hit points are reduced. Ne kadar reduced? Bir, ama benim maximum hit point'imi yükseltmiştim ben Divine Intervention'la, onu azalttı. 10 artı 15 demiştim ben spell'le.
14 drain etti. 14 hit point drain az değil ha. Maksimum hit point'imi long rest'e kadar mı diyor. İki tane vursa yok eder yani adamı. Et kopardı gerçekten işte, evet yiyor onu. Bir de yukarı kaçtı ama ben onu göremiyorum. Ok atacak filan bir yer. Şuraya girsem. Ha, buradan göreceğim diyor. Benden sonra dönerin dil oynayacak zaten. Koş kuzen. Şıkıdı şıkıdı. Kıhı. Aha kriti geliyor. Spider Climb galiba vampir oldukları için bütün vampirlerde var galiba. İndirdim ama. Çünkü crit mi attım ona ben? Crit attım. Sonra Hunter's Mark'ı buraya çevirip hadi elf okçusu gibi 8-2. Hunter's Mark çalışmıyor mu ya? Ha bu Hunter's Mark'ın ikisi. Bu 8 o zaman Colossus Slayer mı çalışmadı? Deals more damage to Guardian Flesh Eater as a mark target. Tamam. Colossus Slayer çalışmadı. Yaralı adama daha çok damage vururum çalışmadı galiba. Galiba ama artık öldürürsün. Bak yoksa senden de etinden et koparır. Ey, son zara kaldık. Vuramaz ki. Vurum. Ya. Aa ışıktan öldü. Işıktan öldü. Oğlum elf tanrıları koruyor seni de bu dünyada elf tanrıları yok. Kim koruyor seni bilmiyorum. İlknismar'ın ruhu koruyor galiba. Undead'miş Alp. Mutlu musun şimdi soktun beni buraya. Abi iki tane ork vardır ne olacak diye. Vampir çıkıyor. Ben the books that once decorated these empty bookcases have all been removed. Kitapları toplamışlar. Peki. Şu nedir? Aynı şeydir. Gir bakayım ilelebet. Şurada bir trapdoor var ama oraya nasıl gidildiğini henüz anlamış değilim. Recreation room of some kind. Books have been removed from the bookcase and strewn about. Burada böyle çok kitap okuyup çok eğlenilmiş. Bayağı kitap okunmuş. Enter, ya bu gözü dönmüş manyak vampirler değil bu hikaye. Etinde et koparıyor falan falan da burada kafası çalışan vampir falan bir şey var. Eh yani Alp. As if someone was searching their contents. Ha. Kitaplarda bir şey arandı. Cult of the Eye mı bunlar acaba? Bizim peşimizdeki tarikat mı bu? Birisi kitapların hepsini buraya yığmış. Buradaki kitaplar da dahil. Bütün kitapların içinde bir şeyler aramış. Bilgi mi yoksa kitabın içinden bir nesne mi acaba? Onu da bilmiyoruz. Şuradaki trapdoor'a nasıl gidildiğini de bilmiyoruz. Hep beraber siz seçip gidin desem ne yapıyorsunuz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yukarıdan gidiliyor. Tamam anladım. Sakin olun. Ne demişti bu? Lower Villa'ya bak. Find the source of these strange creatures. Yani birisi ısırmış olabilir. Çıkalım bakalım. Bu kombatta hiç resource harcamadık. Bir drain olduk. Limited resource harcamadık galiba. Shield of Fate duruyor mu? 7 dakika daha tamam. İman kalkanım varsa kızım sinsi yapın. İman kalkanımızı sonuna kadar gitmeye çalışalım bakalım. Lower Villa da çıktı quest'ten. Lower Villa bölümü gitti. You are attacked by strange flesh eating humanoids. Deli dana hastalığı olmuş olabilir. Hastalık mıdır işte tam anlamadım. Bir tuhaflık var. Ama alt katı anladık. Üst kata bak. Quest'i duruyor. Ne bu? Burası nasıl bir yer ya? Halılar falan var. Burası gerçekten treasure. Charm person. Bu bize bir mesaj mı acaba? Flash arrow. Light damage. Güzel. Bu bir bolt'tur. Biz bunu atamayız. Javelin filan. Çok acayip bir şey yok. Charm person. Scroll'unu ne yapacağız bilmiyorum ama.
Bunlar satınca iyi para eder. Bir tane de flash arrow. Şu light demiş. Bu bolt'u atamayız. Böyle bir oda. Testiler. Kilimler, sandıklar. Yüklük. Kullanabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Şu Ray of Enfeeblement nasıl çalışıyor? Sende vardı. Spell olarak vardı galiba değil mi? Prepared değildir ama. Ha, yok. Nasıl çalışıyor bilmiyorum ama. Sende dursun zaten. Neden klinikte? İlerlebet. Sende niye duruyor bu? Versene onu sen yan ayarıyı. Uzak. Peki. Başka da çok ciddi bir şey yok. Kuzen sen bunu al. Sen kullanırsın. Başka. Cure Wounds scrollu var. Onu şuraya alayım unutmadan. Yaralı kimse var mı? Var. Patiseri Antalas var. Ben kardeşimi heal edeceğim ya. Bulduğumuz. Haydan gelen huya gider scrolluyla. Zaten saçma sapan zar atıyoruz arkadaşım. 4 nedir ya? Neyse 4'tür. Bir şey olur o 4'le hayat kurtulur. İlerlebet. Burada ne oluyor? Burası neden sönmedi? Boltu içinde bıraktım diye değil mi? Alıp yere atın bir şey yapın. Ondan sonra burası unutacağım burayı. Ne bu? Al ha. Gel bakayım. İlerlebet. Burada ne buldun? Yine kitaplık. Yine yerde yastıklar. Birisi çok sayıda kitap okumuş burada. Bu dolapta ne vardı? Silk scarf. Valuable item. Potion of var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Remove curse. Charm. Curse. Bolt. Long night. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama. Remove curse scroll'u bir dursun. Kimde o? İlelebette. Yapabiliyorsun değil mi sen o scroll'u? Nereye gitti o? Allah Allah. Alamadın mı? İnventörü mi doldu? Yanlış yere mi bastım? Loot all. Yanlış yere bastım. Remove curse. Tamam onu bir hatırlayalım da. Şu remove curse scroll'u dursun. Undead'dir, vampirdir falan. Bir sürü boots off falan var elimizde ama. Temporary hit point, stealth, shielded by fate 3 dakika. Biraz hızlı. Acil değil ama çabuk çabuk arkadaşlar. Ha, trapdoor'a ulaştık gerçekten. Ya buradan sahiden aşağı mı gidiliyor ya? Ve bizim buna gücümüz var mı bunu yapacak? Billion diye explore the cellars. Find the where the creatures came from, explore the cellars. Bir bakın bakayım harita büyükse rest düşünelim. Açtık bir tane küçük şarap. Oo bu ne ya? Şarap mahzenine indikse iş değişir. Biz geri çıkıyoruz arkadaşlar. İyi günler. Tamam. Biz bir gidelim Wilkers'ın yanına. Bir rest edelim. Spellerimizi falan toparlayalım. Bizim gücümüz tükendi. Orklara karşı çok mu fazla bir resource harcadım yoksa bu herif çok mu acımasız? Ona da emin değilim. Villa ile ilgili işler bitti herhalde. Villion diye evet aşağı git. Nereden geldiklerini öğren. Ork Mercenary Base burası değil bu arada. Bize saldıran orklar. Ya bu villa alakasız. Peki bu elf villasındaki vampirlerin olayı nedir?
Ne kadar çok yemişler abi herkesi. Elf miydi o vampirler? Çok dikkatli bakamadım yani. Yani daha çok karanlıkta kendimi ısırttırtmamaya çalışıyordum. Biz bir çıkalım. O Stellaris haritası bayağı ciddi bir harita. Adam gibi dungeon var orada. Tek başına bir rest yer o. Her yer sapasağlam durumda. Lost in Time diyor City için zaten. Dondurmuşlar ya. Her yer iyi, bakımlı. Ateşler yanıyor. Bahçeler bakımlı filan. Zamanında neyse o halde duruyor Elf şehri. Daha içine giremedik tabi de. Kenarları bile öyle. Gerçi batı tarafları öyle değil dediler ama. Ama sanki orada yaşayanlar için zaman durmamış da sadece ortam için zaman durmuş gibi. Bir tane elf görmedik yani. Büyü sistemi, zamanı durdurup sonsuz hayat mı yaşayacaksın? Al sana sonsuz hayat dediyse evet olabilir. O zaman bütün elf şehri undead mi yani? Yani değil mi, öyle bir durum var. Ben gerçekten şehre girerken elf görmeyi bekliyordum gelirken yani. Elf yok, orklar var. Bizi kovalayan tarikatlar. Kimse yok ortalıkta. Undeadler var etrafta. Şu ana kadar bana verdiği intiba bu. Bütün bir elf şehri undead olduysa hoş değil yani. Biz bu kafayla gelmemiştik buraya. Gerçi bakalım Valley of the Eternal'a girince. Oranın da adı Valley of the Eternal işte. Eternal çok acayip anlamlara gelebilir. Wilkers. Baba biz böyle böyle yaptık. Bana diyeceğin bir şey var mı? Orklar varmış. Bir şey konuşuldu mu? Yok. Ha yok. Burada, nerede? Burada evet. Yeni bir şey yok. Kervan gardların başında kim var şimdi? Gidip gerçekten aslında kapıdan girdiğimde yapmam gereken ilk iş oydu. Rambo gibi herifi duvara vurup makineli tüfekle etrafı ateş etmeliydim yani. Böyle longbow'la çata 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 bayram ziyaretine köyden dönen erkeklere undead olmuş sülale şoku. Öyle de kim var, sen misin? Bradford. Guard diye koyduğun adamın 4 metre ötesinde üstümüze 15 tane ork atladı. Ben böyle salak salak çiçeklere bakıyordum senin gardların var diye. Senin yapacağın işe sıçayım ben Bradford. Burada bir takım identify'lar yapacağız. Mı? Var mı identify edeceğim? Bu potion var. Boots of var. Şunlar okunacaklar. Ya poison bolt. Bunu okumak istemiyorum. Bunu satacağım ben. Çünkü okuyup yanlışlıkla yapacağıma eminim. Ben onu arrow sanıp basacağım. Bu neymiş, bunu okuyalım. Ha bu bir çeşit zehir galiba. Zehrin kendisi yani. Şu. Deep Spider Venom Gland yaparız. Ha bak bu olay olabilir, tamam. O boltu satmak lazım. Onun dışında Boots of var. Her şeyi de bu kıza yükledik. Bir sürü satılacak malzeme var. Long Night, bu da şey. Bir poison çeşidi herhalde. Ne kadar çok poisonlar çıktı. Crossbow Bolt falan diyor. Bir takım siperler var. Satılacak olan eşyalar var. Onları ben şimdi hallederiz şimdi. Burada bir şey yok. Yeni bulduğumuz bir şey yok. Level up da yok değil mi? 4400 XP daha değil. O selarlara bir girelim de biz. Scribe edilecekse burada Charm Person ve şey vardı. Şu Sunbeam kaçıncı level siper, ona bakmak lazım. Başka bir şey yok. Sanıyorum identify edilecek bir tane potion. Ya iki tane potion var diye. Bir. İki. Evet, iki tane identify edilecek potion var. Satılacak. Ha bir de bu boots var. Bir de şunların scribe edilmesi lazım. Remove curse de gerçekten scroll olarak dursun. Orada undead hikayelerine falan bulaşacağız. Tamam. Level de olmadığına göre birazcık ticaret, identify, biraz uyku, sonra geri döneriz.